Merhaba. Bugün iki şey anlatmayı düşünüyorum. Şimdi ben çok meraklıyım. Hakikaten yani gören insanlar görmezlere nasıl dikkat ediyor? Bakış açıları nasıl? Gerçekten çok merak ediyorum. Ve insanları ne yapacaklar diye bazı şeyler yapıyorum. Yani belki ben yani normalden dış bir şey yapıyorum. Bilmiyorum artık onu. Anlatayım, siz şimdi karar verin. Babamın bir şemsiyesi vardı. Üstü böyle bir karış yırtık şey, kumaşı bitmiş, teller çıkmış. Öyle bir şemsiyesi var, duruyor. Ben her zaman onu denemek için kişileri, böyle insanları, hani ne yapacaklar, ne diyecekler, ne söyleyecekler merak ediyorum. Bir gün yağmur böyle az az yağıyor, az bir şekilde ama böyle çok sağanak değil de şöyle hafif hafif çiler tipte yağıyor. Aldım ben şemsiyeyi, kafama çıktım dışarı. Şimdi yürüyorum. Birkaç dakika geçti, bayağı bir yürüdüm. Kimse bir şey etmedi, ses çıkartmadı. En nihayet birisi, dayı, dayı dedi. Bana mı söylüyorsunuz dedim. Evet dedi. Ne oldu dedim. Ya dedi, senin dedi şemsiyenin üstü delik dedi. Hadi ya dedim. Hakikat mı dedim. Vallahi delik dedi. Dedim ya, biliyorum delik olduğunu ya. Biliyorum delik. Niye delik şemsiyeyle dolaşıyorsun amca dedi. Yavrum dedim. O delik olmasa yağmurun yağıp yağmadığını ben nereden bileceğim? O delikten anlıyorum dedim. Durdu kaldı böyle. Cevap da veremedi. Bazen de şey yapıyorum. Mesela merdiven, yürüyen merdivenlere ters biniyorum. Ben boyuna trak 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 iniyorum, o çıkıyor zaten. Trak trak. Ya 15-20 dakika bir kere denedim bir şeyde, alışveriş merkezinde. Bir tanesi de amca ters bindin demedi ya. Baktım olacak gibi değil, durdum geriye çıktım. Hiç kimse ters bindin demedi. Herkes yanımdan geçiyorlar, ben tak 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 tersten iniyorum. Hiç kimse bir şey. Hayret ediyorum öyle davranışlara. Şimdi bir şey anlatacağım da o biraz gerçekten hem biraz iyi değil yani. Ama anlatayım mı anlatmayayım mı bayağı düşündüm ama. Şimdi babam Tahtakale'den mal alırdı. Orada Küçük Pazar denilen bir yer var. O Küçük Pazar'da tam Eminönü'nün karşısı oluyor İstanbul'da. Oradan saç falan alırız biz devamlı. İşte sobacılar vardır orada. Dirsek bilmem ne falan filan böyle dükkana devamlı gidiyorum oraya zaten. Yani Sirkeci'de inip Mısır Çarşısı'nın içinden geçip Yeni Cami'nin önünden direkt devam ettiğin zaman o Mısır Çarşısı'na dalıyorsun zaten. O çıkışta da Küçük Pazar denilen, öbür kapıdan çıkınca Küçük Pazar şeye geliyorsun, sobacılara sağa aşağı indiğin zaman sobacılardır orası. Hep böyle sokak sokak, dar dar sokaklar. Neyse. Biliyorum. Bir gün babam dedi ki, yavrum dedi, ben dedi şu diyeyim dedi şey alayım, dirsek alayım, bitti dedi. Böyle kış ayı da başlıyor böyle. Aralığın başları falan. Bitti dedi, gideyim alayım dirsek. Ben de şimdi o zaman yani yaşım da işte 13 falan yani o sıralarda. Dedim ki ya baba dedim, ben yeri biliyorum. Sen dedim ver parayı bana. Ben gideyim bakalım o dirsekleri alabilecek miyim, başarabilecek miyim, ben çok istiyorum dedim ya. Oğlum dedi, oralar dedi karma karışık dedi. Sonra dirsekler dedi, sen dedi öyle kolay zannetme dedi. Onlar dedi böyle dedi, hani dördünü bir araya sokup böyle yuvarlak oluyor o dirsekler. Dört tane bir arada yuvarlak yuvarlak. Onun 10 tanesi bir bağ oluyor. 10 tane üst üste. Ya benim tabii boyumdan yüksek falan bir şey.
Ben elimde sopayı aldım. O zaman böyle beyaz baston falan yok. Sopayla idare ediyorum. Ya gittim Sirkiz'den bindim tamam. Vardım. Tüccarın ismini yazdı babam. Orada sonra o tüccarı da buldum. Yerini biliyorum ama tabii dükkan kapısı şudur diye yani gidip kapısına şey yapamam tabii, o kadar değil. Buldum. Aa sen mi geldin? Şuydu buydu. Baban nasıldı? Falandı. Dedim böyle böyle ya. Dirsek istedi de alayım da bakalım götürebilecek miyim bilmiyorum. Anam bir şey böyle boyumdan yüksek. Ya dedim ben bunu götüremem ki dedim. Ne yapacağız dedim. Burada dedi şeyler var dedi. İşte o hamallar var. Onun sırtında da böyle tahtadan bir şeyleri var onların galiba. Ben dedi çağırayım bir tane dedi. Onun sırtına dedi koyalım. Sen dedi yanında git. Sirkeci'ye kadar, trene kadar götürsün. Balilo treni vardı. Halkalı Sirkeci. Oradan Yeşilköy'de ineceğim. Şimdi oradan birini seslendi geldi. Tamam dedi götüreyim dedi. Bak dedi bu dedi şey dedi kardeşin dedi gözleri görmüyor. Sen dedi onu dedi hani koluna girsin ona göre. Yok dedim ya o dedim şeyin ipi yok mu dedim böyle arkasında o şeyin taşıdığın neyse artık o. Onun ismini de bilmiyorum. Var dedi. O zaman dedim sen ipi ver bana ucunu. Sen önden yürü ben arkadan yani gelirim işte senin gittiğin yöne geleceğim arkandan. Ha sevindim falan. Aldı sırtladı o koydu şeyine arka şeyine koydular. Bağladı iple tuttu nasıl yaptı bilmiyorum. İpin ucunu da verdi bana. Arkadaş adamın boyu 2 metreden fazla var. Herhalde diye düşünüyorum. Çünkü bir adım atıyor ben 4 adım koşuyorum arkasından. Yahu çukurlara giriyorum çıkıyorum. Adam hiç bakmıyor arkasına. Lös gidiyor böyle. Şimdi tam yeni caminin oraya geldik. Dedi ki ya ben dedi yoruldum dur dedi. Şurada dedi hem bir sigara içeyim dedi. Ben de iyi dedim. Tam yeni caminin önündeyiz. İndirdi sırtından. Şimdi ip bende ya. Ya diyorum belli olmaz. Hani alır gider malı. Adam yanımda mı değilmiş öyle yokluyorum ipi. He duruyor tamam. Neyse sigara içti falan. Dedim ya bak trene dedim yetişelim. Az kaldı çünkü bir saat arayla falan kalkıyor. Geç kalmayayım yetişeyim trene. Biliyorum çünkü bir saatte falan bir kalkıyor. Ses yok. Aa ipe bakıyorum sağlam. İpi şöyle bir sıyırdım elimden şöyle. Aa bir baktım. İnanmazsınız. Caminin demirleri vardı. Böyle parmaklıkları. Bir tanesine bağlamış ipi dirsekler gitti. Orada imkansız bulmak imkansız. Ne yapayım ben şimdi? Geri mi döneyim? Tüccara söyleyeyim. Babama ne söyleyeceğim? Böyle benim kafam bir şöyle bir allak bullak oldu. Ya ne yapabilirim ben şimdi? Vallahi ben Sirkeci'ye geldim, trene bindim, döndüm. Babama dükkana geldim. Ne oldu oğlum dedi. Baba vallahi billahi başardım. Aldım ama hiç aklına gelmeyecek bir olay geldi. Ne oldu oğlum dedi. Vallahi dedim hamal dedim. Ben ipinden tutuyordum, onun arkasından gidiyordum. Ben kontrol ediyorum, hani sigara içeyim dedi. Durduk. Bir sigara yaktı. O arada o ipi bağlamış o caminin oradaki şeyine, duvarın şeyine dedim. Dirsekleri almış gitmiş. Ah yavrum dedi. Ah yavrum dedi. Bunlar dedi hayatın bir dikenleri dedi. Bir gülün dedi dikenleri vardır ya dedi. Böyle yaşarken dedi onlar batar. Elini böyle sürdüğün zaman o dikenler batar. Ama o kadar güzeldir ki gül dedi, yani yaşamak güle benzetti. İşte böyle dedi dikenler olur hayatta, yaşamda dedi. Boş ver dedi, gitsin üzülme. Sen dedi başardın aldın ya dedi. Eğer o adam dürüst olsaydı şimdi o dirsekler burada olacaktı dedi. O onun günahı dedi, onun şeyi dedi yani.
Hiç üzülme dedi bana ya. Ben sevindim tabii. İşte böyle bir şey başıma geldi gerçekten. Bir daha yani korkmaya başladım. Nasıl giderim ben bir daha? Nasıl mal alırım böyle bir şey olduğunda olursa diye bir daha tekrar. Tabii benim için hiç hoş olmadı. Hani hayatta böyle şeyler oluyor. Şimdi kameramızı şöyle yapalım. Evet. Şimdi size ben acaba ne çizeyim? Acaba. Düzeltelim bakalım da kağıdımız önce. Kağıdımız önce düzelsin. Evet, sıkıştırıyoruz. Evet, kağıdımız bir de kalemimiz ucu da fena değil gibi. Şimdi bakalım ne yapacağız? Ben bu yapacağım şeyi New York'ta Metropolitan Müzesi var ya, orada bir kabartma resim illetmişlerdi. Herhalde Van Gogh'undu Ayçiçekleri. Orada kabartma olarak ellemiştim. Benim orada çizdiğim bir resmin böyle bir nasıl diyeyim size bir böyle kara kalem olarak çizmiştim. Müzeye aldılar. Müzede var bir şeyim, eserim yani. Metropolitan'da. Ona çok sevinmiştim. Orada Mısır Sphinx dedikleri şey var ya, aslan gövde de yüzü kız gibi, böyle gerdanlıkları bilmem ne falan, böyle elimle bakmıştım. Onu çizmiştim. Müdür hanım aldı, vermedi. Vermesin, ne kadar güzel oldu. Benim de orada bir resmim oldu işte. Değil mi ama? Şimdi çiziyorum ayçiçeğini. Şimdi o öyle bir şey vardı ki o ben bunu şey yaptıydım yani renklisini de yapmıştım da. Şimdi bir tane de şöyle duruyor. Şöyle. Bunun da tabii böyle. Bunlar yeşil mi? Sarılı, yeşilli. Herhalde öyleydi ya. Sarılı, yeşilli falan gibi olur. Kenarlarındaki yaprakları. Ayçiçeğinin. Ayçiçeği diyorlar. Gün döndü diyorlar. Değil mi? Bir sürü isim var. Bakın. Şimdi size doğru döndüreceğim de. Bir şey yapayım şöyle. Şöyleydi galiba. Şöyle bir sapları vardı. Öyle bir şey hatırlıyorum. Böyle. Böyle bir şeydi. Hatta şu biraz daha şöyleydi. Böyle miydi ya? Böyleydi. Ha, kağıdın boyu yetmedi. Vallahi yetmedi. Bir de şöyle küçük vardı. Şöyle duruyordu şurada. Evet, şöyle. Şimdi şuradan bir dal çıkıyor. Şöyle. Bu da böyle. Şöyle. Şöyle. Bu da böyle. Şimdi şuradan da dal çıkarıyoruz. Şöyle. Evet, şuradan bir tane dal geliyor şöyle.
küçük küçük yapraklar bunlar da. Çok küçük. Tü. Orada yani küçük tü. Baktığımda. Tüm ters yaptım. Vallahi ters yaptım. Şöyle bir şeyler vardı. Başka ne vardı? Şuradan bir tane çıkıyordu galiba. Şöyle. Tabii burada şimdi çabuk yapayım diye. Öyle yapıyorum. Ondan sonra ne vardı? Başka? Bakıyor önüne de şuraya da mesela bir tane küçük gösterebiliriz. Yani ne olacak ki? Nasıl olsa sermayeden kaybetmiyoruz. Çizeriz. İşte bu. İşte bu. Çizdik. Burada galiba bilmiyorum burada enteresan olan ne vardır, bir ilginçlik bir şey vardır. Hani boyutu anlıyorum. Boyut var. Hani birbirinin arkasından gösterme gibi. İşte çizdim. Böyle. İnşallah beğendiniz. Evet. Şimdi düzeltelim. Bu tarafa çevirelim. Resmimizi, eserimizi gösterelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aboneliğinizi bekliyorum. Hoşça kalın.